Tiana Boşkoviç. Faruk Eczacıbaşı'nı da alkışlarınızla sahnede yerini almak için davet ediyorum. 2023-2024 sezon açılışında sizlerle birlikteyiz. Önce şuradan başlayalım. Biliyorsunuz bu sene Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü. Ve 100. kuruluş dönümünde de çok güzel bir hediye verdi Türk voleybolu, Türk kadın voleybolu zannedersem Türkiye'ye. Hakikaten sizler bizim göğsümüzü kabarttınız. Ve biraz önce konuşuyorduk. Artık gayet iyi biliyoruz ki kaç senedir, 60-70 senedir benim hep verdiğim kelimelerle bu konuda biz taş üzerine taş koydu Türkiye. Yani kurumlaştı, devam etti, eksiklerinden öğrendi, öğrendiğini uyguladı ve bugün bence kolay böyle saman ateşi gibi kaybolmayacak bir kadın voleybolu kendini her zaman Türkiye'ye göstermeye devam edecek. Ve onun için yani özellikle milli takımımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı bu konuda içtenlikle kutluyorum. İkincisi, bugün bizim için biraz özel bir gün. Kurucumuz Necat Eczacıbaşı vefat edeli bugün 30 sene oldu. Herhalde umuyorum bir yerlerden bakıyordur. Kardeşi Şakir Bey ile temelini attığı Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün bugün ne hale geldiğini görüyordur. Ve tahmin ediyorum bize sevgilerini ve selamlarını gönderiyordur. Biz de ona selamlarımızı gönderelim. Biliyorsunuz çok fazla geçmişten bahsetmek istemiyorum ama uzun yıllar Eczacıbaşı voleybol vardı. Erkek voleybolu vardı, kadın voleybolu vardı. O günün tabiriyle bayan voleybolu vardı. Basketbolumuz vardı, masa tenisimiz vardı, satrancımız vardı. Fakat biz dedik ki biz bir alanda yoğunlaşacağız. Biz bir spor kulübü değiliz aslında. Yani bilinen anlamda spor kulübü değiliz. Bir tek alanda devam edeceğiz. Bu alanın da bir anlamı olması lazım. Türkiye'ye bir şey katması lazım. Yalnız spor alanında bir şey katması lazım değil. Bir başarının Türkiye'de bir şeyi sembolize etmesi lazım. Ve bunu biz aşağı yukarı 15 sene önce söyledik. Bunun taşlanmasını 2018 yılında Olimpiyat Komitesi'nden aldık. Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye'de kadın voleybolun ne demek olduğunu herkes biliyor artık. Genç kızlarımızın bu konudaki merakını, bu konudaki arzusunu artık herkes biliyor. Onun dışında bütün dünya artık Türk milli takımını, Türk voleybolunu gayet iyi öğrendi ve anladı. Artık bizim görevimiz, bizlerin görevini bu yapıyı buraya geldik. Voleybol olarak buraya geldik. Bundan sonra daha güçlü bir görev var. Simge. Devam ettirmemiz lazım. Devam etmek neredeyse başlamak kadar güç bir iş. Ama ben eminim ki Türkiye'de bu devam edecektir. Ve bu başarıyı isterseniz hep beraber alkışlayalım. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde finali oynadık. Bu yıl da her yıl gibi yarışacağımız bütün kulvarlarda hedefimiz şampiyonluk olacak.
ÇEV Şampiyonlar Ligi, FIV Dünya Kulüpler Şampiyonası, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley. Sezonumuzu 14 Ekim Cumartesi günü Türk Hava Yolları karşılaşmasıyla açıyoruz. Ve takımımızın kaptanları Bosco veya Tiana Boskoviç ve Simge Aköz devam edecekler. Geçen yıl genç kızlar ve küçük kızlar kategorisinde şampiyonluk eden sporcularımızı ve teknik ekibimizi içtenlikle tebrik ederiz. Altyapı takımlarımızda her yıl olduğu gibi katılacağımız her kupada, her yaş kategorisinde hedefimiz şampiyonluk olacaktır. Geçen sezon genç kızlar ve küçük kızlar kategorilerinde şampiyonluğumuzu aldık ve bunun devamının geleceğinden de eminiz. Bir de tabii hiç anmadan geçemeyeceğimiz kız çocuklarına ve geleceğin kadın sporcularına desteğimize devam ettiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Geleceğe Smaç projesi sayesinde binlerce genç kızımızı voleybola ve sporla buluşturduk. Bayraktarları, Geleceğe Smaç'ın bayraktarı ve bunu sembolize eden ve öncülük eden Sırma 3 arkadaşımız o sözü vermedi ama gayet iyi biliyor ki çok yakında bu rakam 6000'de rahatlıkla geçebilir. Değerli arkadaşlar, sponsorlarımız olmadan biz bu başarıyı sağlayamayız. Dolayısıyla sizlerin huzurlarında bu yolda yürünmemize bize destek olan sponsorlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Ben de ilk değindiği konu gibi tüm milli takımımızın başarısını canı gönülden tebrik ediyorum. Burada çok ciddi bir çalışma gösteren oyuncularımıza ve gelecekte de bu başarıyı yakalayacak Türk oyuncularımıza da şimdiden teşekkür ve tebrik ediyorum. Aynı şekilde Faruk Bey'in söylediği gibi birçok yabancı oyuncumuz da kendi milli takımlarını çok başarıyla temsil ettiler. Onlar da aslında bizim ülkemize de rakip oldular çok fair play çerçevesinde ve gerçekten bazı maçları gururla hep beraber izledik ekran başında. O yüzden tüm yabancı oyuncularımıza da buradan çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu sezon hayallerimiz çok fazla, hedeflerimiz çok fazla ve bu konuda çok heyecanlıyız. Ve bu başarıları yakalamak için aslında bütün puzzle'ı bir araya getirdiğimizi düşünüyorum. Başta altyapı teknik ekibimiz, A takım teknik ekibimiz ve tüm organizasyon ekibi bence bu sene nasıl söyleyeyim en güçlü halini aldı, en tecrübeli halini aldı. Aynı şekilde A takım sporcularımız da sizin gördüğünüz gibi bence son yıllarda kurduğumuz en güçlü takımlardan bir tanesi olacak. Eksik bölgelerimize çok önemli transferler yaptık ve aslında elimizde her zaman bu kulübü ve sadece bu kulübü değil aslında tüm voleybol ailesini çok iyi temsil eden oyuncularımıza ek olarak çok daha iyi oyuncuları da bir araya getirdik diye düşünüyorum. Bu da başarının anahtarı olacaktır. Yalnız küçük bir sıkıntımız var. Faruk Bey de aslında fark ettirdi. İlk kez bir araya geldik. Daha antrenman yapamadık. O yüzden umarım bu kimyayı da çok iyi tutturduğumuz bir sezon olacaktır. Ben de aslında bu akşamki ilk antrenmana heyecanla merakla bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve sözü kaptanlarımıza bırakıyorum. As always, at the beginning of the new season, I feel a lot of excitement and happiness to be here. It is an honor for me to be captain of this team together with Simge for 4 years already. Last year we played two finals and I really want to have that chance again this year, because this club deserves to always play the finals and to fight for the cups.
We have new players in our team, and all of them are high-level players with a lot of experience and quality, and I hope day by day we will grow as a team, and we will do our best to be at the top. And I hope that we will have a very successful season. Çok güzel bir takıma sahibiz. Arkadaşlarımla gerek milli takımda gerek burada olduğum iki gün içerisinde sohbet etme fırsatına eriştim. Umut ediyorum ki çok güzel bir enerji yakalanacak ve güzel zaferlerle bu seneyi taşlandıracağız diye umuyorum. İnşallah bu sene kupalar Atatürk'ün kızlarının olur. Çok teşekkür ederiz. Son giyeceğimiz yeni formalarında tanıtımı yapılmış olacak aslında bu basın buluşmasında.